Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini, onlardan sonra gelecek olanları, yani bütünüyle ümmet kadrosunu insanlar için yaşamaya da teşvik ettiler. Hayır hasenata onları tervic ettiler. Başkaları için de yaşayacak Müslümanlar. Ashab-ı kiramdan bir grup Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ya Resulallah, uzak yerden geliyoruz, yetişemiyoruz. Evlerimizi satsak çevreden evler asal. Buyuruyorlar ki, İnne lekum fi kulli hatvatin derece. Hani camiye doğru yürüyorsunuz ya evinizden çıktığınız. O anlarda attığınız adımlar var ya, hepsi için Cenab-ı Hak her adımınıza dereceler takdir ediyor. Ashab-ı kiram efendilerimize hayra hasenata teşvik ediyorlar, fakat işlerinde sadaka alanlar var. Onlar nasıl verecekler? Onları da teselli babında buyuruyorlar ki, İnne lekum fi kulli tasbihatin sadaka. Subhanallah diyorsunuz ya, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorsunuz. Her tesbih sadaka olacak. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapıyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz. Gördüğünüz yanlışlara, hatalara müdahale ediyorsunuz, onlar sadaka olacak. Aralarında husumet olan iki kişi var, onları barıştırıyorsunuz, bunlar sizin adınıza sadaka olacaklar. Ya da gidiyorsunuz, sokakta bir taş var. Bu taşa birisi gelir, takılır, düşer, sıkıntı çeker, bu gayeyle yerden, yoldan taşı alıyorsunuz. O taşı kaldırmanız sizin adınıza kıyamet günü sadaka olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlık adına da, ümmet adına da bizi yaşamaya teşvik ediyorlar. Sadaka verecek insan kimi malıyla, kimi kelamıyla, kimi amelleriyle bunu yapacak. Fakat şeytan, Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Karşınıza çıkacak, diyecek ki olmaz. Eğer bu kadar verirsen elinde avucunda bir şeyler kalmayacak. Çocukların evde meleşecekler, onların nafakalarını insanlara, sokaklara, fukaraya dağıtma diye sizin karşınıza çıkacaklar. Kur'an-ı Hakim bizi teselli etme babında, gerçek hedefi gösterme noktasında buyuruyor ki, وَمَا تُنْفِقُوا infak ettikleriniz var ya, o infak ettiklerinizden verdiğiniz her şey gerçekte sizindir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Kıyamet günü Rabbimin huzuruna gittiğiniz zaman, çıktığınız zaman dünyada verdiklerinizin tamamını göreceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına bunları anlattılar. Onlar da lebbeyk ya Resulallah, emrin başım gözüm üzerine. Anlattıklarını hayatıma taşımaya, hayatıma tatbik etmeye memurum dediler. Efendimiz Aleyhisselam'dan gördüler, Ebu Bekir, Ömer efendilerimiz ve onlardan sonra gelenler Allah Resulü'nün hayatlarını kendi hayatlarına tanzim ettiler. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh halife olur. Halife olunca Medine'nin dışında mezarlık bölgesinde bir yerde mütevazi bir evi var, orada ikamet ediyor. Oradan çıkıyor, her gün devletin merkezine geliyor, Peygamber Mescidine. Ümmetin işlerini görüyor, akşam olunca tekrar evine dönüyor. Çocuklarının, ailesinin nafakasını da kazanmaya devam ediyor bu süreçte. Ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Ebu Bekir'i görünce radıyallahu anh diyorlar ki, böyle olmaz yani. La yasluhul amru ma'at ticara. Bu devlet işi, devlet başkanlığı vazifesi ticaretle birlikte yürütülemez. Sana devletin hazinesinden bir maaş takdir edelim, onunla birlikte çocukların, ailenin nafakasını kazan derler. Fakat Ebu Bekir Efendimiz yine orada mezarlık bölgesindeki evinde duruyor. Devlet başkanı olmadan önce orada bir komşusu var. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen bir komşu. Ebu Bekir Efendimiz onların koyunlarını, sahar sütlerini o aileye takdim eder. Halife olunca, devlet başkanı seçilince kadın der ki, bundan sonra bizim koyunları daha sağmazsın. Artık devlet başkanı oldun, senin işlerin çoğaldı. Bundan sonra ahıra girmezsin sen.
Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh buyururlar ki, sabah akşam nasıl sadıysam aynı vazifeye bundan sonra da devam edeyim. Yalnız kaldığı zaman ellerini kaldırır. Ercu minallahi ella tugayyireni el hilafe. Devlet başkanlığı beni değiştirmesin ya Rab. Senin adına senin rızanı kazanabilmek için o kimi kimsesi olmayan ailenin koyunlarını sağardım ya. Kadına sağar hem de sorar der ki sütü kaymaklı mı istersin, sızdırılmış halde mi istersin yoksa sızdırılmadan? Kadın bazen sızdırılmış halde ister, sızdırır öyle verir, istemediği halde diğer türlü verir. Bunu yapan Medine'nin, Hicaz'ın devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencisi Ebu Bekir radıyallahu anh. وَاِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki sadakayı veriyorsunuz. Eğer riyadan eminseniz, açık verirseniz güzel. Ama eğer riyadan korkunuz varsa, gizli verirseniz Cenab-ı Hakk'ın rızasını daha fazla kazanacaksınız. Böyle yaptığınız bir amelden dolayı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz devlet başkanı Ömer radıyallahu anh Medine'de gözlerini kaybeden ama bir kadın var. O kadına gidiyor, navalelerini, neleri ihtiyacı varsa onları götürüyor, takdim ediyor. Fakat gittiği zaman bakıyor ki kadının evinde neler lazımsa onları kamilen buluyor. Bir gün kenara çekiliyor. Tarassada Umar yevmen. Sabahtan akşama kadar Ömer Efendimiz bekliyor. Kim bu kadına? Ekmeğini, suyunu, çorbasını getiren kim? Bir bakıyor ki günün bir saatinde birisi geliyor. Elleri dolu devlet başkanı Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh. Buyuruyorlar ki ente hâdâ le'amri. Yemin olsun ki vallahi bu kadının ekmeğini suyunu getiren sen misin? Ben diyordum, zannediyordum ki Ebu Bekir devlet başkanı oldu, gelemez. Bu kadar işin arasında Medine'deki bu ama kör kadını bulamaz diyordum. Ente hâdâ le'amri. Kardeşlerim, bu devlet başkanları Cambridge'da, Oxford'da, Harvard'daki siyasal bilgiler fakültelerinde yetişmez. Oranın üniversiteleri, hukuk fakülteleri Ebu Bekir gibi, Ömer gibi bir devlet adamını yetiştiremez. Onların hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Kur'an-ı Hakim onları teskin etti. Kur'an-ı Hakim onları teselli etti. Onları aldı deve çobanlığından insanlığın zirvelerine çıkardı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh devlet başkanı olunca ashab-ı kirama diyorlar ki eğer bende in raitum fiyye i'vicacen fekavvimuni hata görürseniz, yanlış görürseniz, millet malını, devlet malını çarçur edişime şahit olursanız bana müdahale ediniz. Beni istikamete davet ediniz. Bir gün ashab-ı kiram efendilerimiz soruyorlar, diyorlar ki Su'ile Umar an ayyi şeyin yahillu lehu min malillah. Devlet malından Ömer diyorlar sana ne kadarı helal olur söyle bakalım. Devlet başkanı İran'ın, Bizans'ın bir bölümünün Mısır'a, buralara hükmeden devlet başkanı Ömer Efendimiz ne kadar maaş alması gerektiğini sahabe sorunca açıklıyor. Buyuruyorlar ki yılda iki elbise isterim. Birini yazın, birini kışın giyeyim. Bir de bana bir merkep verin. Hac mevsiminde ona binip de Mekke-i Mükerreme'ye gideyim. Bir defa da Umre'ye gideyim. Orta dereceli Kureyş'ten bir ailenin günlük yiyeceği ne kadarsa aileme de o kadar sizden nafaka istiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'e bu kadarı takdir ederler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün rahatsız olur, hasta olur. Devlet merkezinde hazinete bal var fakat maaşı o balı almaya yetmiyor. Ömer hissesini almış radıyallahu anh. Medine'de minbere çıkıyor, buyuruyor ki İn edintum li fiha ve illa fe innaha alayya haramun. Eğer edintum li fiha, bana izin verirseniz ondan alabilirim. Şu an ona ihtiyacım var. Midemi tedavi edeyim onunla.
Eğer müsaadeniz olmazsa Ömer bu ayki hakkını, istihkakını devletin merkezinden aldı. Yoksa Ömer'e haram olur, Ömer bu acıyı çekecek ama oradan onu alamayacak, almayacak. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın okulunda yetişen devlet adamları kardeşlerim. Allah için verdiler, insanlık için yaşadılar. İnsanlığın hayrına, yani toplumun ortak değerlerine katkıda bulundular, ayağa kaldırdılar. Yürürken evlerin kapısı önünde yetim yavrular, oturmuşlar, babalarını kaybetmişler. Babalarının kokusunu arıyorlar, ağlıyorlar kenarda. Onların imdadına koştular, onların başlarını okşadılar. Bir toplum, bir medeniyet kurdular, İslam medeniyeti. Kurtulmak için, hayatı yeniden soluklamak için, cennetinizi kazanmak için onların dünyasına dönünüz. Hazreti Ömer gibi yaşayalım, Ebu Bekir gibi yaşayalım. Eskiden sizin ecdadınız millet adına neler yapabilirim diye böyle çıkarlar dağ başlarına, ellerini alırlar bir bıçak ya da tara, balta, ne bulurlarsa onlarla ağaçları terbiye ederler. Belki kuşlar gelir, belki buradan kervanlar, insanlar geçerler, buradaki meyvelerden alırlar diye. Su kuyuları açarlar, birileri gelir buradan su içerler diye. O sular da yarın kıyamet günü benim adıma ameli salih olur. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً. Sizden birisi şunu arzular mı? Bir bahçesi olsun. Bahçesinin içerisinde hurmalar var. Bahçenin içerisinde üzümler var, nehirler akıyor. Sonra bu adam yaşlanıyor. Ve asabahu kibar. Yaşlılık geliyor bu adama. Etrafında küçük yavrular var. Onlar da kendi nafakalarını kazanmaktan aciz. Derken bu adam da yaşlanmış. O an bir fırtına geliyor, içinde ateş var, kasırga var, bahçesini yakıyor, yıkıyor, yok ediyor, bir şeyler kalmıyor. Yaşlanmış, 80'ine 90'ına gelmiş, etrafında küçük yavrular var, onlar meleşiyorlar, artık bahçesi de kalmadı, onu da kaybetti. Şimdi bu adam nasıl ayakta kalacak? Kur'an-ı Hakim bize bunu şunun için anlatıyor. Hani bahçeler, İnsanlar bahçelerle sevinirler. Bahçeler onlar adına bir surur kaynağıdır. Dünyadan yapıp da ahirete gönderdiğiniz ameli salihler, cennette o bahçeler gibi sizi karşılayacak. Ama eğer yaptığınız amellerin, hayırların, sadakaların içine riyayı karıştırdıysanız, verdiğiniz insanları ezdiyseniz, onların itibarını yok ettiyseniz, kıyamet günü o bahçelere muhtaçsınız. Amellerinizi bekliyorsunuz. Herkes kendi derdine düştü. Bakacaksınız ki yaşlanan o adam gibi bahçeler, ameller, her şey yanmışlar, yok olmuşlar. Böyle bir dünya, böyle bir dünyanın öncesinde Kur'an-ı Hakim ihtar ediyor, tenbih buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam'a iktida edenler, Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi radıyallahu anhuma olma gayreti içerisinde, cehdinde olanlar, o bahçelerini cennette çoktan inşa ettiler, inşa etmeye devam ediyorlar.